Eminim hepimiz çocukluğumuzu güzel ve eğlenceli çizgi filmler izleyerek geçirdik. Bana sorarsanız gerçekten harika zamanlardı. Bu çizgi filmler kendilerinden bize bir şey katmış, daha iyi zaman geçirmemizi sağlamıştı. Ama size şimdi bahsedeceğim çizgi filmde bunların hiçbiri yok. Çocuklara kabus yaşatmak için yapılan, artı 18 içerik dolu, amaçsız bir çizgi film. Bunları duyduktan sonra insanların aklına büyük bir soru geliyor. O zaman böyle bir çizgi film neden var? Herkese merhaba, ben Filmex. Bugünkü videomuzda tarihi en korkunç çizgi film olarak geçen Happy Tree Friends'i inceliyoruz. Videoya başlamadan önce eğer bu içerik hoşunuza giderse, İncelenmesini istediğiniz çizgi filmleri yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz gelin başlayalım. Happy Tree Friends, yani mutlu ağaç arkadaşlar anlamına geliyor. YouTube üzerinde Mondo Media tarafından yayınlanıyor. Başlangıçta çok normal ve sevimli görünen bir çizgi film. Çizgi film karakterlerinin çok sevimli görünümlerine rağmen aşırı derecede şiddet içerir. Aynı zamanda her bölümde kanlı sahneler yer alır. Bu çizgi film gerçekten o kadar korkunç ki size diğer sahneleri gösteremiyorum. Hatta bu çizgi filmi izleyen yetişkin insanlar bile korkuyor. Çizgi filmi izleyen ünlü yayıncının tepkisine bakın. İzlediğimiz her bölümün başında karakterler günlük işlerini yaparken görülüyor. Başta eğleniyorlar, oyun oynuyorlar, hatta kahve içiyorlar. Ama yaşanan bu olaylar çevredekilerin veya kendi hayatlarının saçma bir şekilde son bulmasına neden oluyor. Bu çizgi film son zamanlarda dünya üzerinde oldukça popüler oldu. Bana göre enteresan olmasına rağmen bu çizgi filmin karakterlerinin oyuncaklarını yapan firmalar var. Bana sorarsanız oyuncakları alan insanlar var mıdır? Onu pek bilemiyorum. Bu çizgi film aynı zamanda birçok televizyon kanallarında yayınlanmış. Ama içeride şiddet ve kan dolu sahnelerden dolayı başta Rusya ve Türkiye olmakla birlikte bu çizgi filmin kanallarda gösterilmesi yasaklanmıştır. Şu an yayınlandığı bilinen tek ülke ise Amerika. Tüm bölümler mide bulandırıcı ölümlerle dolu. Yaşadığım bu hissin sebebi bana göre bölümlerde kullanılan seslerin gerçekçi, aynı zamanda detaylı olması. Çoğu ölüm sahnesinin nedeni ise Philip adlı bu karakterin delirip arkadaşlarına saldırmasıydı. Karakterin dış görünüşüne baktığımızda yeşil bir ten rengine sahip olan asker kostümlü küçük bir ayıcıktı. Çizgi filmde Philip karakterin hayatının büyük çoğunluğu yalnızca savaşlarda geçmiş. Bundan dolayı yaşamı büyük travmalarla dolu ve bazenleri hala kendisinin bir savaşta olduğuna inanıyor. Ona savaşı hatırlatan tek bir küçük patlama sesi bile duysa aklı yeniden o zamana gidiyor ve arkadaşlarını düşman askerleri sanıyor. Bu yüzden çevresindeki hayvanlara saldırmasının tek nedeni buydu. Ama kanlı sahnelerin olmasını sağlayan tek kişi o değildi. Karakterlerin yapmış olduğu sıkarlıklar hayatlarının son bulmasına neden oluyordu. Bu incelemeden sonra hangi insan çocuklar için böyle bir çizgi film yapar diye düşündüm. Bu yüzden çizgi filmin yapımcılarını araştırdım ama hepsi normal insanlardı. İlgi çekici veya korkutucu bir şey yoktu. Evet dostlar, incelemenin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki inceleme videosuna kadar hepiniz hoşça kalın.